supremely gifted. Merhaba herkese. Bugün düşünüyordum da bu kampin nereye kadar gidecek diye. Yani bir yandan böyle kısa sefer zaferine ulaşana kadar devam etmeyi istiyordum ama bir yandan da çok uzun sürecek ya. En iyisi ben bu bölümde, 1-2 bölüm içinde bitiririm gibi bir plan yapmaktayım. Sonra yeni bir sefere başlarız. Artık Warhammer mı olur, yine Ferah mı olur bilmiyorum ama neyse şimdilik biz bir devam edelim. Herhalde yine 1-2 bölüm falan devam ettiririm de. Şimdi Paris'te şurada bir hezimete uğramıştık. Ne kadar güçlü olursa olsun 10 kişilik bir ordunun orayı alamayacağını net bir şekilde görmüş olduk. Şurada efendi gibi gidelim. Şehrimizde efendi gibi bir dinlenelim. Ney? İlginç. Gerek yok. Öyle bir özellik olduğunu bilmiyordum. Bu arada da maalesef şeyimiz, ikmal oranımız nerede o? %10 şuradan düştüğü için birazcık az ikmal alıyoruz ama neyse buradan zaten yeni bir ordu da basmam gerekecek. Bu ordu. Bir saniye şimdi. Tabii ki hiç doğru düzgün Troy'a birimi basmadığım için ve şu birimleri idame ettirecek kadar çok zengin olmadığım için özellikle altın konusunda normal orta karar bir şey yapayım. Oradaki savaşı zaten birazcık sayısal üstünlükleriyle kazandılar. O yüzden çok kaliteli olmasa da, çok dandik de olmasa da orta karar bir ordu basmak mantıklı görünüyor. Her şeyden önce ama bir tane savaş arabası yapalım. Hızlı olsun. Aradaki farka bir bakabilir miyim? Hız dışındaki her şeyleri de biraz fazla iyiymiş ya. Ama zırhlının canı da az ama çok fark yok. Tamam ben yine zırhlıdan yapacağım ya. Hız o kadar da fark etmiyormuş. Bir tane bundan yap lütfen. Başka bir yapabileceğim bir hızlı birim yok zaten. Sonra yavaş yavaş. Şunlar işte dediğim gibi tunç. Biraz tunç konusunda da sıkıntım var ya. Sadece gıda harcayan birimler bassam iyi olur. Onlar da ikinci seviye. Ama yani yapacak bir şey yok. Çok kaliteli ordu yapmaya çalışmayalım şimdi. Okçu dışında da savunması iyi. Kalkanlığı ikinci seviye ne var? Şöyle tunç istemeyen. Şu ikisi var. Başka aşağıda var mı? Şu var. Evet o üç. Bu üçüncü seviye birim. Bakıyorum şöyle yakın savunması 50. Kalkanı var. Yakın savunması 51. Kalkanı var. Yakın savunması 65. Kalkanı var. Yani evet bundan muhtemelen hasar vermede daha iyidir ama hasar vermek için okçuları kullanmayı planladığım için savunma olarak bunlara basalım. Klasik Total War taktiği. Okey. Bu ordu tamamlanana kadar umarım Paris'te kendini yenilemeyi halleder. Şu ihtimal yenileme veriyor ihtimali var mı? Yani %1 arttırıyor. Ekstra verdiği şey ne? Kalkanları kaldığın şeyi veriyor. Peki. Bir dakika bir şey daha mı veriyor? Yakınsanma ihtimal yorgunluk birikimi. Evet. Yorgunluk birikimi azaltımı da veriyor aynı şekilde. Okey şimdi bir anlayalım o zaman. Yeni bir özellik seçebiliyormuşum. O özellikte tunç bakım masrafı olsun. Bak egeleşiyorum sana da. Ya ben buna Helen'i vermek istiyorum. Neyse Helen'i alınca boşarsın bunu. Okey bunu al. Kalkan takamıyor. Savaş arabasında olduğu için. Alright. Bu taraf böyle. Hector tarafında. En son bir galibiyet almıştık. Şuraya saldırmalı mıyım? Birinci seviye birimlerden oluşan kalabalık bir ordusu var. Kalabalık da bir garnizonu var. Isaura'nın. Şuradan gelecekleri de görebiliyorum. Gerçekten çok kalabalık ama ya. 22 kişilik garnizon. 16 kişilik de orada evet. Bu belamı aramak olur oraya dalmak. Her ne kadar kaliteli ordularım olsa da. Benim orduların yanında gezdirecek bir tane de Lord'a ihtiyacım var sanırım ya. Sen bir pusu vaziyetine gir diyeceğim. Yanımda şu arkadaş olduğu için giremiyorum şu an. Tamam şurada girersin o zaman. Aynı şey senin için de geçerli diyeceğim mi? Yani ya buna da saldırmaz ki. Evet bir tane daha Lord Basfam icap ediyor. Şu an fethini biraz ertelemem gerekecek. Okey, Sagalassos'ta bir ordu daha basalım. Nasıl bir şey varmış? Yönetim seviyemiz 4'ten 5'e çıktı bu da.
Okay, hoş olmadı, hoş olmadı. Bu gerçekten insana çok koyuyor ya. Sen burada takıl, seni yem olarak kullanacağız. Ne varmış elinde? İşte X'in dengeli gidince nüfus artıyor. Bu X'in dengeli gidince güzel şeyler oluyor. Bu X'in dengeli gidince %20 mi? %20 de çokmuş ya. %8 ikmal evet önemli de. Tamam, şu X'in dengeli gitmek mantıklı ya da hepsinin dengeli gidersek çok meh özellikler alıyorum gördüğüm kadarıyla. O yüzden iptal et. Şu heves en kötüsüymüş, onu gördüm. Bunu bırakırsak, onun yerine de efendime söyleyeyim, şunu alırsak daha iyi olur. Okey, seni yem olarak kullanacağız. Fighting for Ares. Bunu altını bol Egelilerle karşılaşmayı umarak denizlere götürme planındaydım. Öyle yapayım. Baktığımdan geçiyoruz, kusura bakma. Kişisel olarak algılama lütfen. Bunlar buradakiler. Bir tane takıs anlaşmaları, okay, biraz bir şey, gereksiz bir şeyler varmış. Saray eylemi olarak bir tane kupasım vardı yanlış hatırlamıyorsam. %27, onu bir arttıralım. Sonra kraliyet fermanı, yani araştırma. Şuradaki menzili, atış menzilini %15 arttırmıştık. Ki bir önceki savaşta aslında bu olsaydı şansım biraz artabilirdi. Ama mühimmatımız bitmişti galiba ya. Yok, çok bir şey fark etmezdi herhalde. Bir de şunu istiyordum sanki. 9. deneyim rütbesindeki menzilli piyadelere yarayan bir şey. Bir de şunu istiyordum. Şimdi çok gereksiz şeyi de araştırmam gerekecek o yüzden ama. Doğal süresi artı 2, tüm fraksiyonlar diplomatik ilişki. Araştırmak için de bunu araştırmak lazım. Altın gelirim çok değil zaten ama. Uff. Gerekli teknolojiler böyle gereksiz teknolojinin arkasına saklanmış durumda ya. Can sıkıcı, can sıkıcı. Tamam, neyse, mutluluk artıralım bakalım, zaten yeterince yokmuş gibi. Halkımız mutlu bizim ya. Yani arada bir iki isyan çıkıyor olabilir ama onları çok önemsememek lazım. İnşaatları yapalım, kaynak binaları. Yine birkaç gün sonrasında oynuyorum önceki oyunumun, o yüzden ne olduğunu biraz hatırlamıyorum. Yine abi orada 5 şey birikmesini bekliyordum, unutma artık falan diyecekseniz diyebilirsiniz yani, unutuyorum öyle şeyleri. Okay, burada çok fazla güzel bina varmış. Şunu yıkamıyorum. Bu taş gelirini bununla değiştirir miyim? Zannetmiyorum. Ha, şundan vazgeçecektim galiba. Tamam, buraya bunu kuracağım. Buraya da şunu mu bekliyordum? Ha yok, yıkılmış şeyleri tekrar yapıyordum ki bunun için altın biriktirmek biraz zor zaten. Hayır, altının yok. Tanıdıklarımın da altını yok. İşte o yüzden zaten Mısır'a götürmeye çalışıyorum elemanı. Bunu bilerek mi böyle bırakmıştım? Burada iki tane güzel bina var yapılmamış. Bir tane slotu bu harcar. Buraya tapınak dikmemişiz. Kalsın. Şunu yıkabilirim. Tamam, bunu şimdilik kalsın o şimdilik, tamam mı? Sonra şunu yıkayım, onun yerine güzel bir bina yapmaya çalışırım. Son olarak da Apollonia'yı geri almıştık. Buraya da şu güzel binadan yaparız bir gün diye umut ediyorduk. Öncesinde şunu yaparım ama herhalde. Onlar kalsın. Hector rütbe atlamış. Hector şunu 20'lemiş oldu. Yetiştirme yuvası kazandı. Çok lazım değil. Bir de burada bir kardeşimiz varmış böyle. Sen de bunu al. Okey. Diplomasi de var mı? Yeni bir şeyler. Tuvana benimle barış yapmak istiyor. Tuvana kim? Tuvana... Okey. Sanki barış yapılası bir arkadaşa benziyor. Kimle savaş halinde? Herkesle. Yani...
İlk yakarkamış falan ayağı tabii tabii Troya. Artist cihazları kalsın. Bu böyle. Bu böyle, bu böyle. Tamam, Tuvan'a biraz fazla gelebilir şu an bana. Gel barış yapalım. Onda şimdilik gerek yok istersen. Sen bana, sen bana. Üf, çok taşı varmış. Neyse biraz altın ver. Altının da çok az değilmiş. 200 altın versen. Arkadaş ne kadar cimrisiniz gerçekten yani. O kadar barış yapıyoruz. Tamam şöyle ver. Tamam taş ver bari ne diyeyim. Madem o kadar çok var. Haydi hayırlı olsun bakalım. Konferansiyon yok. Bunu isteyen yok. Bunu isteyen yok. Bunu isteyen yok. Askeri geçiş isteyen. Kumanni varmış. Kumanni kim? Babil yapalım ya. Babil aramızı iyileşsin. Taht talibi mi? Ha. Bana taht talibi oldu sanırım ya. Ne oluyor lan Babil'den oraya? Kendine gel diyecektim. Eleman yine ölmüş bu arada. Sende ne var? Sende de pek bir şey yok. Altın ver bari. 50 altın. 50 altın bile mi vermiyorsun? Az olduğunu düşünerek seçmiştim onu. Ay, gerçekten tamam. İstemiyorum altını falan. Herkes de taş var arkadaş ya. Everything seen. Tamam. Sıra elemini kullandık. Tacın gücünde... Okey, müşterisimiz art diyor. Umarım o da bir gün açılır. Tamam. Nice. Bir oğlan yetişkinliğe adım attı. Güzel. Medeniyet tehlikede. Ani seller. Okey, okey. Sorun yok. Şeye bakacaktım. Yanlış. Hanedanlıkta... Evet, artık bir varisimiz var nihayet. Oğlan yetişkinliğe adım atmış bizim. 16 yaşında oluyorlarmış. Peki. Sihirbazın çırağı. Çocuk sağlığı mı? Evliliğe uygunluk, dayanık değil mi? Okey. Tamamdır. Hector ölürse en azından. Şimdi şurada arkadaşlar bir trollük yaptı. Geldiler, geldiler. Burayı tahan ettiler ve geri gittiler. Tabii ki klasik. Şimdi ama bunlar... Bunlar... Maç vaziyetinde. Beni de göremediler. Saldırınca da gördüğüm kadarıyla... dur. Ona... Senin şuradan gitmen gerekiyor. Desteğe gelmek istiyorsan. Dur. Okey. Bunların garnizonu desteğe geliyor. Ama en azından şuranın şeyi gelmiyor. Saldıralım. Daha fazla ertelemenin alemi yok. Evet. Otomatik sonuçlandırma Pyrrhus zaferi diyor. Aslında savaşmak istiyorum da. Yok ya. Kampanya daha hızlı ilerlesin istiyorum. Today we triumph. Hazineyi alayım. Release them. Güzel, bu bize biraz altın kazandırdı. Daha fazla hayatta kalmamızı sağlar. Şuraya ulaşabiliyor musun? Evet, artık ulaşabiliyoruz. Ya bir dakika, burası... tamam bir dakika o zaman sen burayı çevrele. Sen şurayı çevrele. Öylece oradaki garnizon desteğe gelemesin. Ah bir dakika sen çevirebiliyor musun? Yürümesi yetmiyor galiba. Neyse madem öyle sen de şuraya gel de experience kazan bari. Demek ki savaşlara da çağırabilirdim aslında. Sorun var mı? Yok. The gods smile on me. Okay, bu otomatik sonuçlandırmayı tavsiye edemeyeceğim bir savaşta aslında normalde ama yani çok da etrafımda güçlü bir şey yoktu. Ama yani kendim yapsaydım o kadar hasar almazdım muhtemelen. Yine de sektörün tazelme ihtimali oranı çok da az değil. Şuraya gel. Burayı da maksimumlamak üzereyiz. Making my mark. Fit to fight. Buradan. Şurada gelen yine bir troll ordu var. 9 kişilik. Buradaki garnizonu
yenerler bunlar. Ve orada yeni bir ordu basmak falan da istemiyorum. Buyursunlar, gelsinler eğer istiyorlarsa. Marş vaziyetine sokarsam bu yetişiyor mu oraya? Yetişmiyor. Tamam. Almak isterlerse alsınlar o zaman. Ben pusu vaziyetinde bekleyeceğim burada. Umarım orayı almak yerine başka saçma sapan yerlere gitmezler. Onlara doğru gitmek istiyorum ben de. İzahora'yı aldık. Her İzahora dediğimde de 80'ler dizisi geliyor aklıma. Çocukluğum tey tey. Odun üretimini %30 arttıran bir binası varmış. Oo, güzelmiş burası ya. Tamam. Gel abi direkt yap. Bu ise iş gücü artışı ve bakım masrafı azaltımı. Daha değerli bir bina yapabilir miyim buraya? Pek bir şey yok ya. Tamam, bu kalsın o zaman. Tamir de çok pahalı değil zaten. Sagalassos'u kaybetmek üzere olma ihtimalimiz yüksek. Orayı tamir etmeyeyim o yüzden. I'll do it right. Şu yeni aldığımız yerdeki karakollara bir bakalım. Mesela... Bu ne? Ha, Arina Mabedi varmış. Gerek yok, Arina'ya tapınmıyoruz. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Okey, bunu... Gelip yine talan edemezler herhalde. O yüzden bir tamir edeyim. Geçerken dua ederiz. Okey, Paris tarafında çok yapabileceğimiz bir şey yoktu zaten. Paris tazelenmeye sürdürüyor ki aslında maksimuma çıkıyor neredeyse gördüğüm kadarıyla önümüzdeki tur. Bu kardeşimizin ordusunu da yine tırto tırto birimlerle büyütüyoruz ama -7.3 benim savaş ganimeti kazanmam lazım ya. We'll camp here. Bu ne ya? Yanlış adam. Yeni yapabileceğim birimler var galiba. Ha, şu galiba. You stand with me now. Okay, böyle kalsın. Sarayda yine yaptığım kumpası... Azami seviyede bir kumpasta kuyusunu kas kullanamazsınız. Ha, azami seviye diye de bir şey varmış. Ben onu bilmiyordum bak. Okey, o zaman bu %58 ihtimal bence tutmaz. Paris'im var, güzel. Paris orada. Okey, şu zibidilerle... Ne? Aa, enteresan şeyleri varmış. Aa, ordu ücretleri. Ordu ücretleri. Ya ben... Bunu unutmuşum bak ya. Farklı saray konumlarının farklı istekleri olabiliyor mesela. Bir birim kategorisinin maliyetini %25 azaltmayı isteyebilirim ben bundan. Veya bundan %60 herkes için lüsuf isteyebilirim ki çok iyiymiş. Hatta öncelikle buna gideceğim ben. Bununla direkt saygınlık kazandıran şunu yapayım. 5 tur sürüyor ama 60 saygınlık büyük bir rakam. Okey, güzel. İnternet takas anlaşmalarında ciddi bir şey var mı? Odun alışımız biraz azalmış. Okey, odunumuz şimdilik idare ediyor. İnşaat maliyetleri... Uf, abi, ha burada sel oldu. Tamam, peki. Tamir ederiz. Burası güvende bir eyalet değil mi? Evet, gayet güvende bir eyalet. Tamir etmemizin bir mahsuru yok. Tamirler neyse ki bu oyunda ne bileyim Warhammer'dakinin aksine çok fazla şey istemiyor, kaynak istemiyor. Yani taş biraz istiyor da taş konusunda da biraz zengin sayılırım zaten. Odun konusunda tabii biraz zengin sayılmam ama neyse onu da idare ederiz. Süre daha kalmasını istiyordum galiba bunun. Sadece bu eyalette de değil galiba. Bir süre eyalette selmel olmuş. Peki. Kalli abi bir olay gerçekleşmiş yani. Troya'da bile öyle. Mesela bu 222. Amel ediniz. Neyse ki halkımızı böyle felaketlere karşı koruyacak, garanti altına alacak maddi gücümüz vardı çok şükür. Hazineyi daha boşaltmadık. Okey. İnşaat bile yapabiliriz bunun üstüne hatta.
Onu yaparsam diğer binayı sonsuza kadar unutacağım değil mi? Gerek yok. Sargos kalsın. Burada direkt yapabileceğim. Ha, önümüzdeki tur direkt yapabileceğim. Buraya uğramayayım ara sıra diyecektim. İkmal iş gücü artışı. Bu binayı bilerek mi yaptım ben ya? Ne yaptığımı unuttum vallahi billahi. Evet galiba burada bunun için de iş gücüne bayağı ihtiyacım var. Tamam, bunu arttır abi şimdi. İş gücü artışına ihtiyacım var gerçekten. Şunu yapmıştım en son. Şu bütün üretim kaynaklarının %20 arttırması altının gelir açısından çok manalı ama altın gelir de 40. Bir garnizon binası değil mi? Ve biraz tehlikeli bir yerdeydi bu sanki. Evet. Şunu bir yık abi. Onun yerine daha güzel bir şey dikeriz. Buraya baktım. Buraya. Beş iş gücüne çok kalmamış ya. Onu başlatayım ben en iyisi. Polonya ya da 5 iş gücü bekliyoruz. Okey. Yine barış isteyenler var. Urartu istilacıları Askani alı Frigyalılara şu anda almayı planlıyorum. Yani bu savaşları boş verip komple Ege'ye odaklanmak mukaddes. Ege toprağı ile geçirmek açısından mantıklı ama bir yandan da bu kült merkezi ve aram çok kötü bunlarla. Bunları bir temizlemek gerçekten çok faydalı olur. Urartu istilacılarıyla ama barış yapılabilir sanki. Bunları dövmenin bana bir faydası olmaz. Tamam, sen gel abi, seninle barış yapacağız. Neyin var senin? Altını varmış birazcık. 50 altın verirsin. Daha fazla bile veriyor. Kaç? 100. 5. 9. 8. Tamam. Hareket versin. Diğer barış isteyenle barış yapmıyorum şimdilik. I fight for my brother. We must be ruthless. Right. History will remember me. Yani bir faydası yok bana onunla geçiş anlaşması yapmanın. Hayır, hareket etmedi. Ha, bir dakika, aşağıdaki karakteri de hareket ettirmedim daha. I overcome all. Şuradan devam etsen. Harcam bir yetenek puanı da bu kardeşimiz de var. Bu kardeşimizi de şuradan devam ettirelim. Devam. Okey, beklenen yoldu. Yıktı direkt. Vay arkadaş. Okey, sinir bozucu bir olay gerçekleşti. Şu bilmem nereye Frigyalılar geldiler. Apollonia'nın kapısına kadar dayandılar. Go away, please. Ve iyi de bir orduyla dayanmışlar. Öf, Anadolu'yu koruyayım derken yani te oradan gelecek bir saldırı da düşünmemiştim. Yavaş yavaş çıkacağız oraya, halledeceğiz onları da. Şu an ne yapabilirim yani, onu serbest kesmesine izin veremem. Siz barış falan istemiyordunuz değil mi? Yok. Yani süper gücümü kullanabilirim ama daha büyük bir savaşa kullanmak istiyorum. Acil durum ordusu yapmaya kalkarsam elimde ne var? 1, 2, 3, 4, 5 tane birim var. Yetmez. O güçlü bir ordu. Okey, süper gücümü kullanacağım o zaman. Yapacak bir şey yok. 3 kişiye kadar kullanabiliyorum. Başka barış yapmak isteyebileceğim biri var mı? Zaten 3 kişiyle savaş halindeyim. Yok. Diğer ikisiyle barış yapmak istemiyorum. Dolayısıyla sen nereli Frigyalıydın? Manyalı Frigya. Ya şimdi Miken falan savaş açacak. Kullanamayacağım, gıcık olacağım ama.
Gel. Sana da ne bileyim. Al şunu. Altın kazanmak için kullanabilir miyim ben bunları? Herkes taş mı veriyor ya? Ne hediye verdiğim de fark etmiyor anlaşılan kazandığım hediyelerde. Urartular. Yo. Altın veren var mı? Bana onun haberini verin. Herkese tek tek bakmam mı gerekecek? Nereden anlayabilirim acaba? Hiçbir tane bile de altın veren görmedim bu arada. Okey, altın vermiyorlar belli ki. Tamam, manyalı Frigya. Şunu veriyorum. Bekleme süresi 0 diyor. Yani kaç tur sürecek bunu tekrar kullanmam benim? Ne yaparsam bir şey daha seçersem atıyorum. Hala 0 yazıyor. Dört turluğuna mutluluktan bahsediyor. Yani daha az kişi seçtiğim zaman daha hızlı geri geliyor mu bu acaba? Onu merak ediyorum ve onu şu an bir yerden göremiyorum. Bekleme süresi full 0 yazıyor. Bir dakika. Dur, fazladan birini seçmişim galiba. Yo. Ha, kendim de katılacağım çünkü, değil mi? Yo. Anlamıyorum. Çık bir tekrar gir. İlla 3 kişi mi seçmemiz lazım? Evet, evet. İlla 3 kişi seçmemiz gerekiyormuş. Tamam. Öyle tek kişiyle olimpiyat olmaz dediler yani. Tamam, bu ne? Sıradan kalkan. Sıradan kılıç. Manyalı Frigya geliyor. Ve diğerlerinde en çok güzel ödül veren kimse onu seçeyim bari. Ya üf, çift tıkladım, şimdi baştan seçeceğim değil mi? Gene yanlış yere tıklamasam da iyi olurdu. Ha, baştan seçmeye gerek yokmuş. Peki. Ödülleri baştan seçeceğiz. Hayır, bunları da baştan seçeceğiz. Şu an niye tunç kazanmaya başladım ben? Yavaş yavaş tıklayarak 8000 veren var. Veya ben yine klasik büyük fraksiyonları seçeyim ya. Böyle bir dünya olimpiyatı düzenleyelim. Neden olmasın? Mesela gel işte klasik... Dur, Babil'i seçmek istiyorum. Babil nerede? Hatti gelsin. Bir de Babil gelsin. Aynen, bayağı Ege'den, Mezopotamya'dan, Anadolu'dan herkesi çağırarak. Okey, odun da kazanıyoruz zaten. Güzel. Salak şeyi verelim. Sıradan orta zırh verelim. Sıradan kılıç verelim. Bak, yanlışlık yapmıyorum değil mi? Manyalı Frigya seçili. Tamam. Hep. Bekleme süresi 12 tur. Umarım bu 12 turda başım çok büyük belaya girmez. Bu ne? Ha, böyle bir şey çıkmamıştı daha önce sanki. Yabancı krallıkların gözü kara gençleri düzenlediğimiz oyunlarda kendilerini kanıtlamak üzere geliyor. Bu mukaddes erginlik ayinleri tamamlandıktan sonra insanları her daim izleyen tanrıların huzurunda krallıklar arası barış antları içiliyor. Oğlanlıktan çıkıp artık kıymetli birer savaşçı olan gençler ise bunun ardından misafirperverliğinizi armağanlarla onurlandırıp bileklerinin hakkıyla kazandıkları ödülleriyle birlikte evlerine geri dönüyor. Okey. Güzel. İyi çalışın gençler. Dünya rekoru bekliyorum sizden.
100 metreyi 5 dakika koşarsanız dünya rekoru kuruyorsunuz. O zamanlar öyleymiş. Yersen. Okay, Paris burada. Paris'in yanındaki ordu hazır mı? 16 kişisi var. Bunlar burada ne yapıyor? Hiçbir şey yapmamışlar. 17 kişilik. There in love and war. Bence gidelim. Bence gidelim. Out to sea. Şuraya geliyorsun. Cut the waves. Hiçbir şey yapmışlar. Ben gördüğümü zannediyordum orayı ya. Şu an buraya saldırmak intihar olur. Tamam, tamam. Tekrar geri basalım. Set sail. Öyle olsun. Dostum sen buraya da dur. Şu birimleri üretmeyi sürdür. Bunlar daha fazla birim üretse bile ve Paris'e saldırsa bile bir şey yapamazlar o garnizon yanlarında gelmediği sürece diyorum ama bir bakayım kalitesine. Okay, birazcık kaliteliymiş, birazcık çeviriymiş aslında. Lafımı geri aldım, sen Paris'in yanına git. Denizdeyken, denizdeyken de mi yetiştirebiliyoruz biz? Güzelmiş, güzelmiş. 3, 6 tane yakın dövüş, 7 tane yakın dövüşüm var. 3, 6, 7 tane de okçum var. Okçuların sayısını arttırayım. Okçuları bulamıyorum. Şunlardan mı yapıyordum? Tamam. Remain focused. You are my chosen. Bir tanesi yine yakın dövüş olsun. Serve with honor. Ya bunların yanında gezecek bir tane de dandik lorda ihtiyaçları var sanki. Gerçekten ekonomiyi yine batırmak üzereyim şu an bunları yaparak ama böyle şeylere ihtiyacımız var maalesef. Okey, Hector'a bakalım. Oraya maalesef ulaşamıyoruz. Senin bir ihtimal ulaşma ihtimalin var mı? Var ama burayı yıkacağını düşünmemiştim. Burayı da tamir etmiştim, ne güzel. Okey, orada geri çekilecektir o zaman o. Bir dene bakalım, belki çekilmez. Hasarlıyız falan ya sonuçta. Çekilmedi. Kazanır mıyız peki? Biraz zor. Ben de çekeceğim. Sen gel şuraya al. Hector'cum sen de git. Orada o adamın yalnız olmadığını o adama göster. Yine şuradaki bir yürüme sıkıntısı devam ediyor. Zaten ona ulaşma ihtimalin yoktur. Sen de gel Hector'un yanına. Anglosus'u tekrar büyütmeye devam edelim o zaman. Okey, bütün herkes kontrol edildi mi? Hayır. Takum yokudum bu arada bunda. Takuva. Sen şöyle Kıbrıs'ın kuzeyinden Mısır'a doğru, Nil Nehri'ne doğru bir yola çık bakalım. Çıkaramadım. Çıkardım. Bir tane takas anlaşmaları. Okey, bir şeyler var. In matters of rule, you are my arms. Kumpasın ihtimali arttıramıyorum bununkini. Hedefe karşı saygınlık sahibi olmam gerekiyor. Bunu zaten saygınlık sahibi olmak için yapıyorum. %71 tutar mı? Belli olmaz. En iyisi bir ...366 istiyor. Tamam. Şu dedikodu yaymakta ama. Ya gitsin azıcık. Even small secrets are worth keeping. Thank you for trusting me with yours. Okay. Buralarda üretimi arttıralım öncelikle. Bir tane şeyle yapılacak binadan hayır gelmez zaten. Burada yeterince şey var. Bunu şimdi seviye çıkarmam lazım öncelikle. Troya'da beklesin. Eresos'ta güzel bir bina yapma planın vardı. O güzel bina ise şunun olmasını isterim elbette ama o kadar altını masa almayacağı için bina gelirini geç. Diplomasi binası mı yapsam ya?
Bin binası var. Kaynak binası olmasa da olur sanki. Bunları geç, bunları geç. Geçtim onları da. Buraya yapılacak binama gerçekten de tek bir bina hakkım var. O da bu olmalı. Diğerlerini yıkamam. Anca odunu yıkabilirim ama odun yıkmak istememekteyim şu an. Okay. Şimdilik şu garnizonu bir yükseltelim. Ondan sonra Volus Hostel'den devam ederiz. O büyük binayı daha sonra düşünürüz. Ne oldu? Nedir mi var? Okay. Kardeşim gerçekten yani bütün derdi yakıp yıkmak. Bir medeniyet kuralım, bir şey yapalım. Polonya'daki okay, şunu onarabiliriz. We must be ruthless. Sizinle barış yapmak istemiyorum. Sizin kötünüzü kırmak istiyorum. I live for battle. Of, o süper gücümü inşallah boşa kullanmamışımdır. İnşallah çok ihtiyacım olmaz ona ya. Alright. Yani bunları bir tuzağa düşünmemiz lazım elbette. Ama onun öncesinde gelelim şuradaki askeri karakollarını bir yıkalım biz. Orası sonradan başıma bela olmasın. Ha, saldırmak isterlerse buyursunlar. Bekleriz, o ayrı mesele. Now finish them. Make bu arada Paris count. Belki savaş arabasının üstünde olduğu için kuşatma saldırganına ihtiyacım olmaz falan gibi bir with düşüncem vardı ama olmuş, onu da görmüş olduk. We've ducked. Sen de gel, sana da ihtiyacım olabilir. Buradaki ordunun büyüklüğü falan burası için yeterli bence. Sadece şunu garnizonun dışına çıkarmam lazım. Bu biraz garnizonla beraber fazla garnizonda. Geçen bölümde tecrübe ettiğimiz üzere birazcık güçlü. Yani buradaki kardeşimiz şu Pitasa'ya doğru gitti. Daha doğrusu şuraya doğru geldi. Buradan bu tarafa inme ihtimali hayli fazla. Ve beni gıcık etmek istiyorsa ki elbette istiyordur. Neden istemesin? Kesin onu yapar. Şimdilik şu iki ordunun birbirinden ayrılması gerekecek galiba. Hector'un ordusu orduyu kendi başına yener. Başka bir ordusunun olma ihtimali var mı? Sanki var gibi. Tek ordusu olmayabilir gibi. Biraz daha temkinli gitmekte fayda var. Hector'u riske atmayalım. O yüzden yapacağımız şey şu. Şuralarda olduğunu gördüğüm gibi geldi bana. Şuralarda bir pusuya yatalım. Heading out. Born for war. Aynı şeyi senden de rica edeceğim. Bu yerleşim yerindeki hareket sıkıntısı hala devam etmekte. Set an ambush. Düzeyiz. Orada kal. We can take them. Never blink. Always ready. Orada işte. Touch me with a blade or not at all. Şeyi de denemiş olacağız bu arada ya. Let me at them. Yorumlarda pusu vaziyetindeki ordunun önüne koyarsan pusu işlemiyor falan dedi bazı arkadaşlar. Diğer Total War'larda işlediğini biliyorum ama bu oyunda öyle bir şey var mı gerçekten, onu da tekrar bir test etmiş olalım. My allegiance is to my men, the great protector. Bir kere daha denemiştim de arkadaşlar haklı çıkmıştı galiba. Bu sefer de yine olmazsa herhalde kesin öyledir bu oyunda diyeceğim. Warhammer'da falan öyle olmadığına %100 eminim. Three Kingdoms'a da öyle olmadığına %100 eminim. Ten takas anlaşmaları çokmuş. Takas demişken bir bakmak istiyorum altın olan var mı diye. Prosper at all. Bag of gold or bronze blade. Yani altını var, taşı yok gibi gözüküyor ama çok bir şey de alamamışız bunlardan. Such a tiring matter. Diyeyim bakalım, mesela 200 altın verse 55 diyor. Ben 200 taş versem nispeten makul aslında. 1,5 katına falan denk geliyor. Yani
Güzel güzel. Nereye kadar çıkabiliyoruz dostum? Mesela 1400 versem şuradan. Pardon. Tur başı 1400 veririm ben buna. Oha çok iyi. Çok iyi. Hatta daha da mı arttırsam? Çünkü ben buradan aldığım parayla bildiğin o Uber binaları falan yapabilirim. Kaça kadar çıkıyor? Oha. İstediğin kadar çıkar diyor. Herifte biraz fazla altın varmış sanki. 1000 diyelim. 500 diyelim. Arada biraz 1,5 katı olayı biraz değişiyor. Bir dakika, 2 katı o. 2 katı değil mi? Tamam, şunu bir yapalım. Deal. Güzel, güzel. O altın beni bayağı bir ihya eder. Daha fazla da mı anlaşma yapsaydım acaba? Pirating for profit. Sana da bir sorayım. You dare enter my presence. Mesela 500 altın istesem çok diyor. Karşılığında 1000 taş versem. Aslında bu da kabul ediyor. Daha iyi bir anlaşma bile yapıyorum denebilir. Bayağı bir daha iyi bir anlaşma yapıyorum denebilir. Bir dakika. Buna 1500 desem mesela. Yok yok. Belli bir seviyenin üstüne geçince o kadar da iyi bir anlaşma olmaktan çıkıyor ama... Bunu yaparsam taş olarak iflas etme tehlikesi yaşamam ama yine birazcık daha makul olalım. Tamam, 5 turluğuna buna katlanabiliriz. Çok iyi, çok iyi. Vallahi çok sevindim bu anlaşmayı yapabildiğime. In matters of rule, you are my arms and armor. Şimdi geçiremedik. %70 miydi neydi? Biliyordum tutmayacağını. Ay arkadaş. Tekrar zimmetine geçir denersem %0 fazla arttıramıyoruz ihtimali, işte o sıkıntı. Neyse efendim, sana şantaj yapıyoruz değil mi? %70 tutar diyelim hadi. Diğerleriyle bir dedikodu yapayım ben. Because I'm not good with those. Okay. İş gücü artışına öncelik vereyim şimdilik. Burada zaten daha değerli bina yok diyecektim de varmış ya. Neyse, iş gücü artışı da önemli. Sargıda su kaybetmeyiz herhalde. Geri tekrar da kolay kolay trollük yapamaz bence bu saatten sonra. Geç orayı. Burada 3 istiyordu. Trolleyi bekletiyorum. Ama bu sefer gerçekten de bunu yapmak için bekletiyorum. 7 tane iş gücüm olunca altınım da eşek gibi olacak. Vay be, gerçekten de yapabiliyor mu binayı? Burada iş gücü bekliyor. Burayı upgrade etmişiz. Burada Efes'te şu binayı yapabiliyorum mesela. Zafer veriyor, lütuf veriyor, meşrutiyet veriyor. Yap gitsin dostum ya. Buradaki garnizon binası zaten maksimumda, süper. Polonya'yı da kurtarmış olduk yaptığımız o olimpiyatlarla. Başka var mı enteresan diplomasi? Sizle barış yok. Başka bir şey varmış gibi durmuyor. Evet, devam edebiliriz öyleyse. Oo, saldırmayı tercih ettiler. Güzel güzel, işime gelir. Tamam, şahane. Savaşalım bunu ama bir sonraki bölümde savaşalım. Şimdilik ben size izlediğiniz için teşekkür edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim. Mümkünse de bir beğeninizi rica edeyim. Hadi kendinize iyi bakın.